Evet, masa üstümüze programımız indi. Şimdi programla ilgili devam edelim. Yönetici olarak programımızı çalıştıralım. İlerisi için de daha avantajlı olacaktır. Programımız zaten güncel olduğu zaman yazalım. Yazılımınız güncel mi değil mi diye size söylüyor. Şimdi versiyon 2.0'la birlikte programımızı ilk kuran kişi öncelikle yeni kullanıcı oluşturacaktır. Yeni kullanıcı butonuna basıp buradaki bilgileri doldurup kayıt ol dediğiniz zaman yeni kullanıcıyı oluşturabilirsiniz. Eğer bu bilgisayarda, yani kullanmış olduğunuz bilgisayarda bu programla ilgili daha önce bir yeni kullanıcı oluşturduysanız size yeni kullanıcı izni vermeyecektir. Bununla ilgili bizimle iletişime geçerseniz size yardımcı oluruz. Kullanıcı oluşturmayı yaptıktan sonra giriş butonumuzda girişi yapabilirsiniz. Giriş işlemini yapıp bir sonraki videoda programımızın ana hatlarıyla tanıtılmasına devam edelim. Bir de kısaca şifremi unuttum mu size anlatmak gerekirse, kayıt olduğunuz mail adresini buraya yazıp gönder dediğiniz zaman şifre bilgileri, yeni şifre sizin kayıt olduğunuz e-mail adresine gelecektir. Bir sonraki videoda programımızın detaylı anlatımına devam edeceğiz. İyi akşamlar.